Merhabalar. Konumuz kolangiyokarsinom. Kolangiyokarsinomu slaytta gördüğünüz sunum planına göre konuşacağız. Kolangiyokarsinom safra kanalı epitelinden köken alan ve en sık %95 sıklıkta adeno kanser şeklinde kendini gösteren tümördür. Anatomik olarak 3 gruba ayrılır. Olay ya karaciğer içerisindedir, intrahepatik veya buna periferik kolangiyokarsinom da denir. Yahut perihiler ki Klaskin tümör olarak da sınıflandırılır, en sık görülendir. Veya ekstrahepatik veya distal kolangiyokarsinom şeklinde 3 gruba ayrılır. Evet, periferik yani intrahepatik olan karaciğer içerisinde kütleler oluşturur. Hiler olan hiler bölgede yerleşimidir. En sık görülen tip budur. Klaskin tümör olarak da tanımlanır. Distal veya ekstrahepatik olan da ikinci sıklıkta görülen kolangiyokarsinomdur. Olay genetik bir zeminde kronik inflamasyon süreci ile ortaya çıkar. Bu kronik enflamasyon primersklerozan kolanjit, safra kanalı taşları, kolodokistleri, bazı parazitik enfeksiyonlar, safra ve pankreas kanal anormallikleri, siroz, hepatit B, C, polikistik karaciğer hastalığı, karoli hastalığı gibi karaciğer ve safra kanalı hastalıkları şeklinde olabileceği gibi hastada inflamatuar bağırsak hastalığı, obezite, diyabet, alkol kullanımı, aile öyküsü, ileri yaş, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi faktörlerle de ortaya çıkabilir. Nadiren de sigara kullanımı, pankreatit, HIV pozitifliği, asbestoza maruz olma, bazı ilaçlar, digoksin, nitrosamin gibi bu enflamasyonu oluşturuyor olabilir. Olay patolojik olarak adeno kanser şeklindedir. Klinik olarak hastalarda ağrısız sarılık tipiktir. Ve bu hiler bölgede veya distal veya ekstrahepatik yerleşen kolangiyokanserde daha erken görülür. Kilo kaybı, bulantı kısma görülebilir. Özellikle intrahepatik olanda hepatomegali bulunabilir. Distal kolangiyokarsinomda tıkanma sarılığı ile birlikte safra kesesinin ele gelmesine kurvazör belirtisi denir. Biliyer trakt enfeksiyonu obstrüksiyona ikincil ortaya çıkabilir. Tanım. Tümör belirteçleri, karsinoembriyojenik antijen ve CA19-9 düzeylerinde artma bu hastalığı düşündürtebilir. Asla tanısal değildir. Tanı için radyolojik görüntülemelerden yararlanılır. ERCP burada genel olarak tedavi amaçlı kullanılan bir modalite olmasına rağmen sitoloji için örnek alma ve fırça yapmak için kullanılabilir. Ama tanıda altın standart kolangiyoskopidir veya intraduktal ultrasonografidir, IDUS. Evreleme. Evre 1'de tek lezyon 3 cm'in altındadır. Evre 2'de bu lezyon tek santimdir ve karaciğerin içerisindedir. Evre 2'de tek lezyon 3 cm'in altında ve vasküler tutulumu vardır. Evre 3'te ise lezyon 3 cm'i geçmiş, intrahepatik ve veya lenf nodu metastazı yapmıştır. Evre 4'te periton metastazı vardır. Hiler kolangiyokarsinomda bizmut sınıflaması da yapılabilir. Olay ortak hepatik kanaldaysa buna bir tip 1. Eğer ortak hepatik kanal ve bifurkasyonu tutmuş ise tip 2. Eğer buradan sağ intrahepatikleri tutmuş ise 3A, solu tutmuş ise 3B, her ikisini tutmuşsa 4. Eğer her tarafı tutmuş ise de 4
olarak sınıflandırılır. TDA. İntrahepatik olan da hepatik rezeksiyon yapılabilir. Erken evrede. Ekstrahepatik olan da uzak metastaz yapmamışsa pankreatiko duodenektomi yapılabilir. Bununla beraber prognozu oldukça kötü ve sıklıkla tekrarlar. Preoperatuvar neoadjuvant tedavisi sıklıkla faydasızdır. Aslında postop da bunu yapmak faydasızdır. Lokal ilerlemiş hastalıklarda kemoterapötik ilaçlar verilebilir. Hastalar ne yazık ki transplantasyon içinde uygun değildir. Hiler kolenjiyokarsinomda unresectability kriterleri hasta ve metastazın varlığına göre sınıflandırılabilir. Hasta ile ilgili major abdominal cerrahi tıbbi bir kontraindikasyon oluşturur. Siroz ve kalacak olan karaciğer volümünde yetersizse hasta rezeke edilmemelidir. N2 lenfadenopatisi ve uzak metastazı varsa da rezektabilite sınırlarını aşmıştır. Lokal tümörle ilgili olarak da tümörün bilateral olarak sekonder biliyer dallara yayılması, ana portal venin tutulması veya tıkanması, sekonder safra kanalı tek taraflı yayılması, karşı tarafta vasküler tutulum, karşı taraf portal venin tutulması ve hepatik lobda atrofi unresectability kriterlerini oluşturur. Sonuçta kolenjiyokarsinom intrahepatik ve ekstrahepatik olarak eğer tedavi planlanıyorsa intrahepatik olan da eğer rezektabil ise cerrahi rezeksiyon yapılır. Post rezeksiyon neoadjuvant tedavi her şeye rağmen yapılabilir. Non rezektabil ise palyatif tedavi yapılır. Ekstrahepatik olan rezektabil ise yine aynı yol izlenir. Non rezektabil olanlarda sadece Hiller kolenjiyokarsinomda karaciğer transplantasyonu yapılamıyorsa ve kolestazi varsa stent takılır, kolestazi yoksa palyatif tedavi yapılır.